Herkese merhaba, ben Işılay. Ne Çektik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünya üzerinde var olan en korkunç müzeler hakkında konuşacağız. Bir müze nasıl korkunç olabilir diye soruyorsanız eğer videomuzun devamını mutlaka izleyin. Ziyaret etmenin ve içine girmenin gerçekten de cesaret isteyeceği bu müzeleri gelin hep beraber inceleyelim. Antik çağlardan kalma işkence aletleri, ölü beden parçaları ve bilimum daha korkunç ve iğrenç şeyin bulunduğu bu müzelere girmek gerçekten de cesaret ister. Ancak bu müzeleri incelemeden hemen önce küçük bir hatırlatma yapalım. Eğer bu sizin ne çektiği ilk ziyaretinizse kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımıza da göz atmayı sakın unutmayın. İlk müzemiz olan ve Japonya'da bulunan oldukça ilginç ve aynı zamanda da iğrenç bir müzeyle başlayalım. Meguro Parazitolojikal Müzesi, Meguro, Japonya. Değişken varlıkların korkusuna varın. İşkence aletleri ve iskeletler çoğu insanı korkutmak için yeterli olsa da bazen en korkunç şeyler hemen yanımızda olabilir. Japonya'daki Parazitolojikal Müze'ye yapacağınız bir ziyaret, çevrenizdeki her şeye karşı paranoyak bir şekilde midenizin bulanmasını sağlayacak. Parazitler zararsız olarak birçok kaynakta bulunabilir ve yiyecek içecek yoluyla ya da sadece yürümek ve nefes almak ile bulaşabilir. Açıkçası parazitlerden kaçıp saklanabileceğimiz hiçbir yer yok. 1953'te açılan bu müze, içi iğrenç parazitlerle dolu olan tek müzedir. Cam kavanozlarda kötü görünüşlü böceklere, kurtlara, ürkütücü sürüngenlere baktığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Mumyalar Müzesi, Guanajuato, Meksika. Son derece garip ve rahatsızlık verici bir diğer müze ise Meksika'da bulunuyor. Burada 111 mumyalanmış erkek, kadın ve çocuk bedeni sergileniyor. Çoğu da diri diri gömülürken bağırmaktan açık kalmış ağızları ile. 1833'teki kolera salgını sırasında bu bedenler edebi istirahatlarındaydı. 1865 ile 1958 arasında akrabaları veya yakınları gömülü kalmaları için gerekli olan vergiyi ödemediklerinden mezarlarından yavaş yavaş çıkarılmaya başlandılar. Mumyalar Müzesi, mezarlığın içindeki bir binada tutulan korunmuş bedenleri görmeye gelen turistlerin mezarlık çalışanlarına para vermeye başlamasıyla zaman içinde gelişmiş. Bu koleksiyon içinde aynı zamanda dünyanın en küçük mumyasını da görebilirsiniz. Kolera salgınına yenik düşen bir annenin karnındaki fetüs. Diğer mumyaların bazıları çıplak olsa da gömüldüklerinde giydikleri kıyafetle duruyorlar. Bu hastalıklı ölüm sonrası hayat koleksiyonunu görmek en kötü kabuslarınıza zemin hazırlayabilir. Ölüm Müzesi, Los Angeles, Kaliforniya, ABD. Seri katiller tarafından yaratılmış en büyük sanat çalışması koleksiyonuna sahip Los Angeles'taki tüyleri ürperten Ölüm Müzesi, en dayanıklı kişilerin bile bilinçaltına girebilir. Dehşet verici gerçek suç mahalli fotoğrafları ve onları takip eden otopsiler zayıf midelere göre değil. Korkunç araba kazalarının fotoğraflarını görmek, bir daha araba kullanmayı bırakın, araba içine adım atamamanıza neden olabilir. Müze, cenaze eşyalarıyla dolu odalar ve mumyalama aletleri, infaz fotoğrafları, çeşitli cinayet olaylarını aydınlatan grafikler ve sadece intiharla ölüm olayına odaklanan bir odadan oluşuyor. Ben bunlarla korkmam, irkilmem diyorsanız, insanların gerçekten öldüğü video serisi ve mavi sakal lakaplı Parisli seri katilin giyotinle kesilmiş başını da görebilirsiniz. Arkadaşlar, şimdiye kadar sadece 3 tane müzeyi inceledik. Bunları gördükten sonra insanlar niye bu müzeleri ziyarete gitsin diye de düşünmüyor değilim açıkçası. Orta Çağ İşkence Müzesi, San Gimignano, İtalya. Orta Çağ İşkence Müzesi, insanların yüzyıllar boyunca birbirlerine nasıl kasti acı çektirdiği ve taciz ettiğinin kanıtı niteliğinde. İnsanlığın sadistik yanını keşfetmeye hazır olun ve adalet ya da cezalandırma adına ne kadar vahşi olabileceklerini görün. İtalya, San Gimignano'daki Orta Çağ İşkence Müzesi, saf sadizmin yüzden fazla korkutucu, acı verici alet koleksiyonuyla bunu keşfetmenizi sağlıyor. Ürkütücü müzik ruh halinizi iyice gerginleştirirken, müzedeki oyuncular işkencenin nasıl olduğunu size bir bir gösteriyorlar. Bu müze sadece karanlık çağın karanlık tarafını göstermiyor. Aynı zamanda insan ruhundaki dipsiz kötülüğü de açığa çıkarıyor. Vanthaven Vantrolik Müzesi, Fort Michel, Kentucky, ABD. Ventrolik mankenleri ucuz görünebilir ve bizi eski karnaval günlerine geri döndürebilir. Ancak yakından bakarsanız son derece ürkütücü olduklarını görebilirsiniz. Bu mini insanlarda tüyleri ürperten bir şeyler olduğu kesin. Eğer bir kukla korkunçsa 700 parçadan oluşan koleksiyonun nasıl olabileceğini düşünün. Sandalyelerinde oturuyor ve ifadesiz gözlerle size bakıyorlar. Kentucky'de bulunan bu müze, dünyanın vantriloquluğa odaklanan tek müzesi.
Sanki efendiniz olmak için sizi hipnoz etmeye çalışır gibi bakan merhametsiz bakışları müze boyunca sizi takip edecek. Sakin kalın ve bağırarak koşmamaya çalışın. Müze du Putre, Anatomik Patoloji Müzesi, Paris, Fransa. Tıbbi anormalliklerin gerçek yaşam öyküleriyle dolu son derece garip ve tüyleri ürpertici bu müze Paris'te bulunuyor. 1835 yılında saygın bir Fransız anatomici ve cerrah tarafından organ, kemik ve fetüslerin toplanması maksadıyla açılmış. Bu dehşete düşüren koleksiyon, bir kavanozda sıvı içinde bekletilen deforme olmuş insan vücudu parçaları, birleşik ikizler ve açık iç organlarla doğmuş bebekler olmak üzere 6000 parçadan oluşuyor. Tuhaf kistlere, yarık dudaklara ve anlatılması zor doğum kusurlarına sahip bal mumunda insan kafaları müzeyi süslüyor. Siriraj Tıbbi Müzesi, Bangkok, Tayland. Siriraj Tıp Müzesi, Bangkok'ta yer alan ve ölümün her bir rahatsız edici yüzünü ortaya koyan bir müzedir. Burada katiller tarafından tahrip edilen insan bedenleri, bıçak ve mermi yaralarının etkilerini gösteren görüntüler ve bir Taylandlı yamyamın mumyalanmış kalıntıları gibi mide kaldıran manzaralar bulabilirsiniz. Sergilerinin rahatsız edici olmasına rağmen bu müze Tayland'ın en popüler mekanlarından biri olmaya ve turist çekmeye devam ediyor. Glore Psikiyatrik Müzesi, St. Joseph, Missouri, ABD. St. Joseph, Missouri'de bulunan bu kötü enerjisi ve rahatsız ediciliği ile ünlü müze ilk kez 1967'de açılmıştı. Ancak aslen 1874'te devlete ait bir akıl hastanesi olarak hizmet veriyordu. Müze, tedaviler sırasında gerçekten kullanılan ve özenle korunmuş tıbbi malzemelerden oluşmakta. Burada hastaların tutulduğu hapis gibi yerler ve insanlık dışı koşulların gerçekliğiyle sarsılabilirsiniz. Belki de içlerindeki deli tarafı çıkarmak için acı verici tedavilere maruz kalan ve duvarlar arasında kilitlenen insanların çığlıklarını da duyabilirsiniz. Lombroso'nun Kriminal Antoloji Müzesi, Turin, İtalya. 1898'de kriminal fizyonomist Cesar Lombroso tarafından yaratılan İtalya'nın Antropoloji Müzesi 400'den fazla insan iskeletine ev sahipliği yapıyor. Lombroso, anormal davranışlarla suça eğilimin birinin iskeletinin şekli ve boyutunda gizli olduğu fikrine takılmıştı. Kuşkusuz müzedeki en ürkütücü olan şey ise Ambroso'nun 400'den fazla insan kafatasından oluşan etkileyici koleksiyonudur. Sergilenenler ise sivil, asker ve suçlulara ait kafatasları. Kafatası sergisine ek olarak müzede gerçek cinayet silahları, katil maskeleri, seri katillerin gerçek beyinleri ve suç sahnelerinin kanlı fotoğrafları da yer alıyor. Sergilenen yıldız parçası ise Lombroso'nun müzeye bağışladığı kendi kafatası. Efsanevi Yaratıklar Müzesi, Paris, Fransa. Paris'te bulunan Efsanevi Yaratıklar Müzesi, ürpertici ve doğaüstü her şeyle ilgili öğeler taşıyor. Bu son derece özel olan müze, Fransız tarihçi, şeytanoloji ve okült bilimcisi Jacques Sargent tarafından kuruldu. Sargent'ın paranormale olan tutkusu onu 10 yıl boyunca bu müzenin içinde sergilenen nadir gizli nesneleri toplamaya sevk etmişti. Ziyaretçilerin fark ettiği ilk şey, girişin oldukça fazla detaya sahip bir perili ev gibi görünmesi. Bir mezarlık şeklinde yapılan arka bahçede mumyalanmış bir kedi de var. Paranormal olan her türlü pop kültürüne bir dokunuş yapan müzeyi en çok korku sevenlerin beğeneceğine eminiz. Mütter Tıbbi Müzesi, Philadelphia, Pennsylvania, ABD. Tıpkı Anatomik Patoloji Müzesi gibi Philadelphia'daki Mütter Müzesi de tuhaf tıbbi örnekler koleksiyonuyla ünlüdür. İlk olarak 1958'de açılmıştı ve günümüzde tıp tarihinin karanlık yönleri hakkında halkı eğitmeyi amaçlayan tıp fakültesi tarafından yönetiliyor. Mütter Müzesi, tıbbi aletleri ve anatomik örnekler gibi bir tıp müzesinde bulmayı umduğunuz her şeyi içeriyor. Ancak aynı zamanda bazı grotesk ve düpedüz şaşkınlık yaratan dehşet öğeleri de var. Örneğin 140 insan kafatasından yapılmış duvar. Sarı hummadan ölen ve daha sonra gizemli, jelatinimsi madde içinde bulunan bir kadın olan Sabun Hanım var. Diğer ürkütücü atraksiyonlar arasında Einstein'ın beyninin bir parçası, bir iç savaş amputasyon kiti, eski bir cumhurbaşkanının kötü huylu tümörü, 3 metre uzunluğunda tıkanmış bir bağırsak, bir çift siyam ikizinin yapışık karaciğeri ve alnından bir boynuz çıkmış kadının bal mumu heykeli. Kapuçinlerin Yeraltı Mezarlığı, Palermo, İtalya. Palermo Yeraltı Mezarları artık bir müzeye dönüştürülmüş eski ve korkunç bir mezar alanıdır. İtalya'nın güney kesiminde bulunan bölge 16. yüzyılda aslında bir mezarlık olarak hizmet vermiştir. Yüzlerce yıl öncesine ait bedenler labirent gibi odaların duvarlarında sessizce asılı şekilde sergileniyor.
tozlu ve gri görünümlerine karşın yaşadıkları dönemin en iyi kıyafetlerini giymişler. Birçoğu bu kıyafetlerin arada bir değiştirilmesi talimatı veren vasiyetler bırakmış. İçi boş göz çukurları ve açık ağızlarıyla asılı duran bu mumyalar dar mezarlığı ziyarete gelenlerle adeta alay ediyorlar. Bu alan bir dizi labirent benzeri birbirine bağlı tünel odacıktan oluşuyor. Ölüler sınıf ve statülerine göre ayrılıyorlar. Erkekler, kadınlar ve çocuklar, rahipler, keşişler, profesörler ve bakireler olarak. Sergilenen 8000 vücut mumyalama yoluyla büyük bir maliyetle korunmuş. New England Pisişik Araştırma Merkezi, Connecticut, ABD. Dünyanın en büyük ve en yüksek profillü okült müzesidir. Bu ünlü müze, Amityville davasının ardındaki gerçek çift olan paranormal araştırmacılar Ed ve Lauren Warren'ın Connecticut'teki evinin altında bulunuyor. Ed ve Lauren Warren 1950'lerin başından beri doğaüstü olayları soruşturup konu hakkında mücadele ettiler. O zamanlar evlerinin bodrum katındaki kapalı bir cam kafeste içinde sıkı bir şekilde korunan binlerce karanlık ve uğursuz eser topladılar. Bu binlerce tehlikeli eser arasında Connecticut ormanlarının derinlerinde bulunan şeytani bir idol, lanetli ruhları çağırmak için kullanılan bir ayna, kendi başına oynayan lanetli bir organ ve filmdeki ünlü Annabelle bebeği yer alıyor. Ayrıca ölümcül maskeler, eski Afrika ve Mısır harabelerinden lanetli eşyalar, Buda eşyaları ve bir dolu oyuncak da var. Bu 13 tane müzeye vereceğimiz tek tepki, wow! Birçoğu ilginç ve rahatsızlık verici gibi olsa da açıkçası bunlardan birkaç tanesini biz ziyaret etmek isterdik. Peki sizler bu müzelerden hangilerini çok ilginç buldunuz ve aslında hangilerini ziyaret etmek isterdiniz? Her zamanki gibi aşağıdaki yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle mutlaka paylaşın. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarla en kısa zamanda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.